HalkçıTV.com'dan merhabalar sevgili seyirciler. Evet, Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki gün önce AK Parti'ye geçişler oldu. Yaklaşık 600 kişiye yakın bir geçiş sağlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden il başkan yardımcıları olanlar ve delegeler, partililer, birçok isim AKP'ye geçti, rozet takıldı. Fakat tabii biz bunun haberini 15 gün önceden vermiştik böyle bir geçiş olacağını. Ne yazık ki böyle bir geçiş olacağını söylememize rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne il binasında ne de yöneticilerinden hiçbir şekilde bir çalışma gelmedi, bir yorum gelmedi. Biz de şimdi bunu konuşmak üzere yine Cumhuriyet Halk Partili bir abimiz diyelim, kendisi buradalar. Efendim, Yaşar Müncesler. Nasılsınız Yaşar Bey? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Önce tabii Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili konuşacaklarımız çok. Siz bir partili olarak, partinin tabanından gelen biri olarak yorumlarınızı alacağım. Neden sizi davet ettiğimi de sevgili seyircilerimle birazdan paylaşacağız. Ama önce bu soy ismi çok enteresan. Müncesler soy ismi nereden geldi? Müncesler soy ismi dedem 1913 ile 17 arası Kurtuluş Savaşı döneminde asker. Silahının markası Winchester diye bir Winchester diye bir silah markası. Diye silah markası var. Bu müderris olmuş soy ismimiz. Atatürk'ün soy isim kanunu döneminde soy isim değişikliğine gidildiğinde dedem silahının markası Winchester koyun benim koymak demiş. İstemiş. Nüfus memuru W kullanılmadığı için bu böyle olmaz demiş. Oturmuşlar nüfus memuruyla baş başa vermişler. Müncesler soy ismini çıkartmışlar. Bu da çok enteresan. Dünyada olmayacak bir şey. En azından o silah markasını o kadar sevmiş ki silahını demek ki. O onunla özdeşleşmiş. Soy ismini onu istemiş dediniz. Milli mücadeleye savaş vermişler orada. Vermişler o dönemler. Evet, çok güzel. Evet efendim, böyle de bir küçük bir anısı var soy isminin, Yaşar Bey'in. Yaşar Bey, siz aslen nerelisiniz? Ben Vanlıyım aslen. 22-23 yaşına kadar Van'da yaşadım. Asker sonrası işte Antalya'ya yerleştim. O gün bugündür Antalya'da. Kaç yıl oldu? Yaklaşık 23 yıl falan. 23 yıldır da Antalya'da devam ediyorsunuz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne zaman tanıştınız? Ne zamandan beri siyaset yapıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaklaşık 8-9 yıldır bir fiil gece gündüz demeden mücadele ediyorum. Çalışıyorsunuz. Evet. Peki. Şimdi ben sizi aslında davet etme sebebim bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde neler oluyor? Bir de bu geçişler. Geçişlerin içerisinde işte Doğu kökenli, siz de Doğu kökenli olduğunuz için bu soruyu size de yönetmek istedim. Geçenler var bunların içerisinde. Tabii ki Antalyalı olanlar da belki vardır ama ağırlıklı bu şekilde. Neden Cumhuriyet Halk Partisi de böyle bir geçiş oldu AK Parti'ye? Şimdi yıllardır siyasetle uğraşan bir kişi olarak üç türlü siyasetçi var. Biri para için siyaset yapan siyasetçiler, çıkar için siyaset yapan siyasetçi. Bir tür siyasetçi makam için siyaset yapar. Bir de ülkesi için partisi adına siyaset yapan insanlar var. Maalesef bu partisini terk edip giden arkadaşlarımız yıllardır ben söylerim zaten belki bu Facebook sayfalarında da yazarım zaman zaman. Bazen gazetede köşe yazarım. Maalesef bu arkadaşlarımız kendi çıkarları peşinde koşan, ne ülke ne parti umurlarında olmayan arkadaşlarımız. Bunlar yıllardır gerçek partililerin de önünü kesmişler zaten. Bu yalaka bir zihniyete sahip bu arkadaşlar. O yüzden de maalesef onların gitmesi normal yani. Çünkü o kişilikte olan insanlar aslında Cumhuriyet Halk Partisi kendini temizliyor. Yani bunların gitmesi bize zarar değil, fayda sağlıyor. Evet, Özel Ülken de böyle bir şey söylemişti. O da Cumhuriyet Halk Partisi bağırsaklarını temizliyor cümlesini kurmuştu. Fakat ben bir yere kadar katılıyorum size ama bir yere kadar da katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Bu arkadaşların partiye geçmesinde, diğer bir parti değiştirmesinde, evet, insanlar özgürdür. Hür iradeye sahiptir. Bir partili olabilirler.
ama diğer bir partiye geçiş ne de sebep aramak lazım. Yani hiç mi ev sahibinin suçu yok? Yani siz bir il yönetimi olarak doğru mu buluyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki il yönetiminin yaptıklarını, başarısızlıklarını ve buradaki sıkıntılardan il yönetimindeki partinin tabanını, partileri, il başkan yardımcılarına kadar olan adamları elinde tutamayıp AK Parti'ye kaptırıyorsunuz ya da oraya gönderecek hale sokuyorsunuz. Bunu da hesaba katmak lazım değil mi? Ya tabii ki şimdi il yönetimi suçlu olabilir. Fakat cebinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğini taşıyan hiçbir kimse, onurlu hiçbir partili partisini terk edip başka partiye geçmez. Ben siyaset neden öyle diyorsunuz? Çünkü siyaset yapmak istiyorsa adam, siyaset yapmak istiyorsa ama o parti içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ben diyor Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ben sordum birkaçına. Bana Face'te de yazdılar, halen de yazmaktalar. Cevdet Bey, biz Cumhuriyet Halk Parti'de siyaset yapmak istedik. Orada halkımıza, ülkemize faydalı olmak istedik. Ama bize bu konuda müsaade edilmedi. Onların şu andaki partiye değil, parti ismine de lafı kondurmuyoruz. Ama yönetim bizden daha az Cumhuriyet Halk Partililer. Bizim kadar Cumhuriyet Halk Partili değiller diyorlar. Çok enteresan. Yani bir evde çocuğunuz var, evet, bir baskı görüyorsa çocuk ne yapıyor? Evi terk ediyor, kaçıyor, gidiyor. Yani burada da böyle bir şeyler var, yok değil, değil mi? Yani bunu da, yani tamamıyla suçlu, çok %100 suçu koyacak olursak yüzde kaçı il yönetimindir size göre? Şimdi bu insanları oraya kaçırdılar. Yıllardır yönetimsel anlamda Cumhuriyet Halk Partisi iyi yönetilemiyor. Bunun nedenleri maalesef gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurluca cebinde kimliğini taşıyıp ülkesi için mücadele eden insanlar zaten yönetimsel anlamda bir yere getirilmiyor. Evet. Burada sıkıntı nerede? Eğer birilerinin çantasını taşıyacaksın, bir yere gelmek adına, yönetici olmak adına, meclis üyesi olmak adına, milletvekili olmak adına bir yerlere gelmek istiyorsan siyasetin içinde illaki birilerinin çantasını taşıyacaksın, onun peşinde dolaşacaksın, o kişilere yalakalık yapacaksın, illaki bir yere gelirsin. Fakat gerçek partili bunlar değil. Gerçek partili gidip kapı kapı gezip partisi adına mücadele eden, ülkesinin içinde sınır tanımayan ciddi partili arkadaşlarımız var, ben biliyorum. Fakat bu partili arkadaşlarımıza hiçbir zaman görev verilmedi Cumhuriyet Halk Partisi için. Bunlardan birisi benim. Yıllardır kimliğimizden dolayı da sıkıntı çekiyoruz Cumhuriyet Halk Partisi için. Neler çekiyorsunuz? Bakın ben size şunu söyleyeyim. Hiç merkez içi yönetimine girmişim. Merkez içi yönetimine girmişim. Kapıdan içeri girdim, üst kata çıkıyorum. Baktım aşağıda oturanlardan bir ses geldi. Ya bu Kürt'ü kim getirdi bu yönetime sordu. Aşağıda partili geçinen vatandaşlar. Ya Atatürk Cumhuriyeti kurarken, bu misak-ı milli sınırlarını çizerken, Vanlı, Diyarbakırlı, Hakkari'li bu partiyi kurarken ayırdın mı? Hayır, Çanakkale'ye savaşa giderken ayırdı mı? Ayırdı mı? Şimdi yahu kardeşim sen kim oluyorsun da Vanlı'yı ayırıyorsun, Hakkari'liyi ayırıyorsun, Diyarbakırlı'yı ayırıyorsun? İşte zaten bu ayrımcılıklar, bu bölücükler gerçek olduğu için bugün ülkemizin ne halde olduğu belli. Sen koşarken senin önünü nasıl kesiyorlar? Onu da söyleyeyim, aktarayım. Hırsız diyemiyorlar. Evet. İş takipçisi diyemiyorlar. Dosya taşıyor diyemiyorlar. Birine yalakalık yapıyor diyemiyorlar. Toplum içinde kredim var. Seviliyorsunuz. Sokakta insanlar tanıyor, değer veriyor, saygı duyuyor. Fakat gel gelelim siyasette yeri yok bunun. Siyasette birinin kuyruğuna yapışacaksın. Efendime söyleyeyim, gidip yönetimlere gireceksin. İşte yönetimlerde böyle basiretsiz yönetimler olacak. Çünkü bir birikimi olmayan insan, duruşu olmayan insan, evine ekmek götüremeyen kişiyi getirip yönetici yapacaksın. Ondan sonra
Mama nerede? Para nerede? Oraya kaçıp gidecek. Ben de yıllardır mücadele ediyorum. Bir sürü sıkıntılarım oluyor zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde. Fakat o kimlik benim onurum, şerefimdir. Bir insan şerefini, onurunu hiçbir zaman satmaması gerekir. Evet. Şimdi tabii ki onlara da söz hakkı vereceğiz. Mutlaka ki burada söz hakkı doğuyor sizlere de. Kimsenin ben inanmıyorum ki hani bir başka partiye geçerek onurunu ve şerefini satsın. Ama tabii ki bir Cumhuriyet Halk Partili olarak sizleri rahatsız etmiştir. Evet. Haklısınızdır. Bizleri rahatsız etmiştir. Ama geçen gün biliyorsunuz yine meclis bastı. MHP İl Başkanı, evet. AK Parti'ye geçen yine şeydeki neresiydi? Kaş Kalkan Kumluca. Kumluca'daki bir meclis üyesi AK Parti'ye geçince bastı. İşte çok ağır hakaretlerde evet. bulundu. Çok ağır söylevlerde bulundu kendisine. Maalesef bu inanılmaz bir yol aldı ve bu şekilde gidiyor parti değiştirmeler. Sanki bir trend oldu, bir moda oldu. Evet, doğru bir şey değil. Ya bakın, halk her şeyden önce şu sorumluluk var. Şu var. Ben ona dikkat ederim. Onun altını çizerim. Size oy veren insanlar niçin oy verdi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunuz için. Kesinlikle. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim ben. Gel bana katıl ve bana oy ver dediniz. O insanlar oy verdi. Oy almanın vebali çok büyük. Kesinlikle. Çok büyük bir olay. Yani onu oyunu alıp AK Parti'ye taşıdınız. Evet. Bu burada bir büyük bir vebal var. Bunun hesabı şimdi sorulabilir. Bana göre bir kişide ahlak olacak. Şimdi bakın ahlak ne ahlak? Yani illa siyaset. Yok, ben onu ne olur söylemeyelim. Çünkü onu çok sevmiyorum, çok fazla eleştirelim ama şu anlamda o anlamda söylemeyelim. Yani parti değiştirin. Yarın bakın, olabilir, herkes değiştirir. Şu anlamda söylüyorum. Hı. Yani olmaz. Olmaz. Şimdi bir partiye yıllarca hakaret edeceksin. Gidip protesto edeceksin. Ben giden arkadaşlarımızdan birkaç tanesini çok iyi tanıyorum. Efendime söyleyeyim, hırsız diyeceksin, yolsuz diyeceksin, vatan haini diyeceksin. Ondan sonra dönüp o partiye üye olacaksın. Çıkarın doğrultusunda gidip o partiye üye olacaksın. Ondan sonra aslında benim partim burasıydı diyeceksin. Hiç böyle bir şey var mı ya? Hiç böyle bir ahlak olur mu? Evet, haklısınız. Siz o yani, bakış açısından bakarsak siz orada zaten, haklısınız. İstifa eden arkadaşlarım gerçekten şu anlamda söyleyeyim. İstifa etmek bir demokratik hakkını kullanmış olabilir. Eyvallah. Fakat gidip elinde oturacaksın, işine bakacaksın. Gidip bir farklı partiye geçip oranın rozetini takıp bu doğru bir şey değil. Bunu tavsiye etmiyoruz. Bunlar zaten bana göre de yıllardır söylüyorum zaten gerçek partili değildi arkadaşlar. Evet, oraya gelelim. Bugün yine söylenen söylevlerde şu var. Cemaatin adamlarını partiye soktular dendi. Ondan sonra işte gerçek partili olmayanları partide yer aldıklarını, gerçek partilerin de önünü kapattıkları söylendi. Bu da bir net. Bunlar söyleniyordu aylar öncesinde ama ortaya çıkmış oldu gerçekler. Ya Cumhuriyet Halk Partisi... Siz neden yer alamadınız? Niye il başkan yardımcısı olamadınız? Neden partide bir üst düzeyde yönetimlerde yer bulamadınız? Ki siz bildiğim kadarıyla daha önce meclis üyeliği adaylığınız ve milletvekili adaylığınız söz konusuydu değil mi? Evet. Bakın şunu söyleyeyim. Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ciddi bir yöresel milliyetçilik yapıyor. Fakat biz bunun mücadelesini de veriyoruz. Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğini taşıyan herkes evrensel düşünmek zorundadır. Antalyalısı da, Burdurlusu da, Ispartalısı da, Vanlısı da, Hakkarilisi de, Edirnelisi de bizim kardeşimizdir. Çünkü biz düşünce kardeşiz. Biz aynı ideolojiye sahibiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı altında siyaset yapıyoruz. Benim burada olmamın en büyük nedeni ben Atatürkçü bir ana babanın çocuğuyum. Ve ilkelerini benimsediğim için Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum. Altı okum ilkesini benimsediğim için siyaset yapıyorum. Fakat
yöresel milliyetçilik yapıyor parti içinde. Yani, o zaman MHP'den farkı yok. Tabii. Kesin yani öyle demeyelim de yani bir nevi sağlaşıyor. Bir nevi. Evet. Hayır, şimdi cemaatle bunun cemaat, tabii ben cemaate de karşıyım kardeşim. Yani bu ülkede AKP'ye karşı olduğum gibi Cumhuriyet cemaate de karşıyım. Bu ülkenin en iyi yönetim şekli cumhuriyettir. Cumhuriyet devleti olmaktır. Biz bundan da rahatsız değiliz. Eğer bugün insanlar özgürce ibadetini yapıyorsa, namazını kılıyorsa, orucunu tutuyorsa, gidip sahilde denizine giriyorsa, biz bunu onlara borçluyuz. Peki. Sizce bu durum nasıl düzelir? Vallahi bu durum nasıl düzelir? Bu durum herkes şapkasını bir önüne koyması gerekir bana göre. Gerçek partilileri, gerçek Cumhuriyet Halk Partisi sevdalılarını, gerçek partisinin kimliğini onurluca cebinde taşıyanları, partisini satmayanları bir araya getirmemiz lazım. Artık Cumhuriyet Halk Partisi oculuk buculuktan kurtulması lazım. Yıllarca Deniz Bey bu partinin genel başkanlığını yaptı. Saygımız var, başımızın taşıdır, büyüğümüzdür. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanımız, ona da saygı duyuyoruz. Partimizin genel başkanıdır. Başımızın taçıdır. Fakat ben şunu öneriyorum arkadaşlara. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğini cebinde taşıyan hiç kimse kimsenin adamı olmasın. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin adamı olsun. İşte biz o zaman bütün problemleri çözeriz. Bu kutuplaşmaları ortadan kaldırırız. Birlik beraberlik içinde kol kola oluruz. İdeolojimiz ve düşüncemiz uğruna savaşırız. Ve artık biz çıkarcı, kişisel hesap peşinde o koşan, çevremizde partili arkadaşlarımızla deşifre etmek zorundayız. Elimizden geldiğince biz bunları yapmaya çalışıyoruz zaten programlarımızda. Yani, onun için de bizlere o istihbarat bilgileri veren, partinin içerisinde hakikaten düzelmesini isteyen birçok kişiye de buradan tekrar teşekkürler ediyoruz. Sağ olsunlar, kaynakları bize aktarıyorlar ve biz de onları Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vatandaşlar adına soruyor ve sorguluyor ve haberlerini yapıyoruz. Evet, peki bu birleşim, bu sizin söylediğiniz oluşum sizce ne zaman başlar, ne zaman olur? Biliyorsunuz bir küskün bir Cumhuriyet Halk Partili var. İl binasına bile gitmiyor. Gidiyor musunuz siz hiç il binasına? Ben zaman zaman gidiyorum. Nasıl? Boş mu? Kalabalık mı? Nedir? Ya, şimdi kavganın, savaşın olduğu yerde, huzurun olmadığı yerde hiç başarılı olur mu? Soruyorum size. Yok, başarılı evet. Olur mu? Olmaz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya ilinde savaş var. Beni boş bırakın. 4 tane, 5 tane milletvekilimiz biri hariç, 4 tane milletvekilimiz parti il binasının kapısından içeri giriyorlar mı? Maalesef. Şimdi nasıl başarılı olacaksın? Ya da nasıl bir Cumhuriyet Halk Partili bir durum söz konusu. Evet. Buradaki böyle bir acı bir şey var. Bu işi düzeltmek bizim parti büyüklerimize, genel merkezimize düşüyor. İvedi şekilde bu işin reçetesi neyse bir an önce yazmaları gerekiyor. Bu ilacını bulmaları gerekiyor. Partinin toparlanması gerekiyor. Yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor. Çünkü gidişat iyi değil. Cumhurbaşkanı seçiminde nasıl buluyorsunuz genel merkezin tutumunu? Vallahi bugün aldığım, hatta sizin söz ettiğiniz şahsı hiç tanımam. Ama biz Orta Doğu'dan birini değil de daha Atatürkçü, daha ülkesini seven, ulusal çizgide bir adayımız olsaydı bence daha iyi olurdu. Kim olabilirdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden? Vallahi kimi beklerdiniz? Ya farklı isimler var. Deniz Bey'in de ismi geçiyor. Deniz Baykal. Zaman zaman. Evet. Ama Deniz Bey iyi bir devlet adamıdır bana göre. Cumhurbaşkanlığına da yakışacak bir parti büyüğümüzdür. Olabilirdi aslında.
Neden olmadı ya da neden sizce Deniz Baykal'ı aday göstermiyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllarca genel başkanlığını yapmış ve bugün oradaki karar veren mekanizmaları oraya getiren, gerek Kemal Kılıçdaroğlu gerek diğer MYK üyelerini bugün partiye kazandıran bir isim olarak seçilmiyor da çok farklı bir isim söyleniyor. Buradan ismini bile telaffuz edemiyoruz. Çok değişik bir ismi var adayın. Neden böyle bir şey oluyor? Neden Baykal denmiyor? Vallahi bunu tabii partinin üst düzey yöneticilerine sormak lazım. Yani genel başkanımız herhalde görüşmelerinde ortak bir karar alamadı mı diye düşünüyorum. Yani Deniz Bey ile ilgili veya farklı isimlerle ilgili. Bu tahmin edersem ortak çıkan bir aday. Ortak bir isim. Bence bu aday sanmıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK üyelerinin ve partilerinin belirlediğini. Biz bunu böyle düşünmüyoruz. Sanırım herhalde başka birileri bu kişiyi ve bu ismi servis etti. Ya Cevdet Bey bakın hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bak yani şimdi biz bir isim belirleyebiliriz. Fakat sokaktaki vatandaşa sormak lazım. Ne diyorsun? Tanıyor musun? Kim bu adam? Şimdi örneğin Kepez'de belediye başkanı olarak Erdal Öner'i getirdik, koyduk. Anketlerde işte bizim il başkanımız, sayın il başkanımız anketlerde önde çıkıyorduk. İşte birinci partiydik falan filan. Ben Facebook sayfamda şunu yazdım. Cumhuriyet Halk Partisi 3. parti dedim Erdal Öner olursa. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel anlamda bir kısmı MHP'ye götürdü, oyunu verdi. Cumhuriyet Halk Partisi düşüncesinde olan arkadaşlar, o ulusal kanat. Bir kısmı farklı partilere verdi, bir kısmı da gidip oyunu kullanmadı. Geçen dönemde o bölgeyi biliyordum. Yani o bölgede seçime girdim Zeki Bey'le birlikte. Yani Erdal Öner'in dışında hangi adayımız olsaydı biz gene ikinci partiydik Kerpez'de. Daha çok meclis üyesi çıkarmış. Seçimi alamasaydık bile ikinci partiydik. Belki Büyükşehir'de kaybetmemiştik. Şimdi vatandaş artık itibar etmiyor. İşin aslına oyunu veriyor. Yani gidip işte bir dinci adamı getireceksin, koyacaksın, aday yapacaksın. Efendime söyleyeyim, yani vatandaş kusura bakmasın kimse, işin aslına veriyor ya, çakmasına veriyor. İşin özü bu. Evet, yine vatandaşın takdirine bırakıyoruz. Konuşacağımız konular aslında çok ama önümüzdeki haftalar yine size inşallah programımızı alacağız. Ve yine bu sefer halk ne istiyor? Halkın beklentileri nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'nden röportajlarımız olacak. Onları da cevaplamanızı isteyeceğiz. Tekrar teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Evet sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Antalya durum bu. İnşallah bir an önce toparlanacak, düzelecek diyor Yaşar Bey ve fikirlerini sizlerle paylaştı. Evet, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın ama önce özgür kalın.